Merhabalar, Hobbler Mörk kanalına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir model yapacağız. İki rengi kullanarak modelin kurulumunu yapacağız. Bir ipin maxi ipi, renkli bu maxilerin renkli ipleri de var böyle ebruli. Tabii ki siz düz renkte yapabilirsiniz ama ebruli ile bakalım nasıl olacak model. Hep birlikte göreceğiz. Diğer rengim beyaz. Modeli örnek veriyorum, ebruli renginiz yoksa pembe tonlarında ve beyazı kullanabilirsiniz veya farklı iki tane rengi kombin yapabilirsiniz. Elinizde ebruli ipiniz yoksa. Ben maxi iplerini kullanıyorum. Bunlar pamuklu ipler. 26'ya 6 o iplerinden birazcık kalınlar. Ben kamera altında daha net göründüğü için tercih ediyorum. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Tığ numaram 9 numara ama üzeri silinmiş. 8'de 9'da modeli rahatlıkla bu iplerde kullanabilirsiniz tığ. Hemen ben kamera açımı ayarlayacağım. Ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Evet, modelin orta kısmını sihirli halka ile yapacağım. İşaret parmağıma dolayarak yapıyorum. Bildiğiniz bütün yöntemleri kullanabilirsiniz. Halkamın içerisinden geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Zincirimle birlikte halkamın içerisine tam 20 adet trabzan yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, yirmi adet trabzanla dolduruyorum. Halkamın içerisine 20 adet trabzanımı yaptım. Buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bir tane de arası için çektim. 4. Altta 20 tane trabzanım var. 20 trabzanını tekrarlayacağım. Trabzanlar arasında bir adet zincir çekiyorum. 3. Bir adet zincir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane trabzanımı tekrarladım. Yine bir zincir çekiyorum. Üçüncü zincire kilitliyorum. Bir sıra dolandım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Benim alttaki ilk trabzanım. İki tane de arası için çektim. 5 tane. Bu sefer aralarda iki zincir çekerek trabzanlarımı tekrarlıyorum. 1, 2, 1, 2. Bu sefer iki tane zincir çekerek tekrarlıyorum. Evet, aralarda ikişer zincir çekerek bir sıra dolandım. Bir sırada üç zincir çekerek dolanacağım. 3 tane zincirimi çektim. Benim trabzanım 1, 2, 3 trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum.
Evet, yuvarlanın etrafının bir sırada aralarda üçer tane zincir çekerek dolandım. Buradan itibaren model kurmaya başlayacağız. Üç tane zincir çekiyorum benim iki trabzanım. Üç tane de arası için çektim yine altı tane. Trabzanlarımı yapıyorum. Bu sefer dört tane boş kutu yapacağım. Aralarda üçer tane zincir çekerek sadece dört adet boş kutu yapıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Evet, bir, iki, üç, dört. Buradan geriye döneceğim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Benim trabzanım. Bir, iki, üç tanesi için çektim. Altı tane. Geriye dönüyorum. Hemen bir sıra daha devam ediyorum. Arada 3 zincir, 4 tane boş kutuyu tekrarlayacağım. Bir, iki sıra boyunca aynı işlemi yaptım. Bunu 6 sıra boyunca devam ettiriyorum. Evet, motif şöyle elimden bıraktım. Hemen şöyle şuradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca devam ettim. Böyle mikrofon gibi bir motifimiz oldu. Hemen ipimi buradan kestim. Bir tane daha motif öreceğim. Orta kısımdaki yuvarlağımı tekrar kuruyorum. Şuradaki çalışmamız farklı olacak. Orayı birlikte kuracağız. Oraya kadar ortadaki kurulumu yine 20 trabzan yapıp sıra tekrarlarını yaparak orta yuvarlağımı kuruyorum. Evet, motifimin birini birlikte ördük orta kısımda dahil. Diğerini de ben kurulumunu yaptım. 20 aralarda birer, ikişer ve üçer zincir çekerek burada kadar kurdum. Bundan farklı bir kurulum yapacağız. 32 tane zincir çekeceğim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. Tığımın başına ipimi aldım. Şimdi buraya geriye dönerek boş kutu yapıyorum. Bana bir boş kutu verecek boyutta geri dönüş yaptım. Şimdi bu 32 tane zincirimin üzerine aralarda 3 tane zincir çekip boş kutular yapıyorum. 1, 2, 3. 10 tane boş kutu yapacağım. Hatta 9 tane 10'uncuyu birlikte yapacağız. Bu şekilde aralarda 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 3 tane zincir çekiyorum. Onu da bir yanındaki trabzanın üzerine kilitleyerek kapatıyorum. Böylelikle 10 tane boş kutum oldu. Hemen sayalım istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane boş kutu yaptım. 32 tane zincirimin üzerine. Şimdi ipimi hemen şu önündeki trabzanın üzerine alacağım. Şöyle ilmek çekerek alacağım. Taşıma işlemi yapacağım. Çok germeyin. Zincir çekerek de geçebilirsiniz. Hiç problem değil. Bir sonraki trabzanın üzerine aldım. Bir sonraki sırayı yapabilmek için. Hemen buradan 3 tane zincir çekiyorum. Ve geri dönüyorum. Alttaki ilk trabzanın üzerinden başlayarak boş kutularımı yapıyorum. İkinci sıraya geçmiş olduk. Üst zincir, bir trabzan. Bu şekilde ikinci sıra 10 kutumu da tekrarlıyorum. Evet, elimden bıraktım ki şu şekilde bir görün diye. 10 sıra boş kutum var. İkinci sırayı yaptım. Tekrar buradan 6 zincir çekerek geri dönüyorum. Ve modelimin tersini çevirdim. Bir sıra daha tekrarlıyorum. Trabzan üzerine trabzan. Aralarda ikişer tane zincir çekeceğim. Pardon, üçer tane zincir çekiyorum. Hep kutuları böyle iki zincirle yapmaya alıştığımız için 1, 2, 3. Şimdi bitişi birlikte yapalım. Evet, üçüncü sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boşluğumu yaptım. Üst zincirimi çektim. Hemen bunu yanındaki trabzanın üzerine kilitleyeceğim. Şöyle bir sıra ileriye kilitliyorum. Böylelikle 10 tane olmuş oldu. Tekrar bir üst sıra için ipimi bu sefer buradaki trabzanın üzerine taşıyacağım. Hemen ilmek alarak yapıyorum bu işlemi. Buraya kilitledim. Üst zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Altta olduğu gibi boş kutularımı yapacağım. Ama 6 adet boş kutu yapacağım. Sondaki 4 boş kutudan bu motifimi birleştireceğiz. Evet, 1, 2, 3, 4. sıranın 1, 2, 3, 4, 5, 6. boş kutucuğunu yaptım. Ördüğüm motifin ters kısmı burası. Bakın hanımlar. Bunun da ters kısmını çeviriyorum. Hemen bu trabzanımı buraya ekleyeceğim. Bu ekleme noktam burada tam köşe noktam. Köşe noktamdan birleştiriyorum. İpim var. Onu da şöyle azıcık geri alacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi yaptığım motifimde trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yaptım. Köşeden birleştirdim. Tam köşe noktasından şöyle göstereyim. İki motifimin de tersi. Tam köşeden tutturdum. Şimdi 4 tane trabzanım var benim burada. Şöyle 1, 2, 3, 4. Pardon, köşeyle birlikte 5 tane. Hemen bunlardan ekleme işlemi yapacağım. Tığımı çıkardım. Bir sonraki trabzandan ilmeğimi aldım. Bu ilmeğimi buradan geçiriyorum. Buradan da birleştirmiş oldum. Üst zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanımı yapıyorum. Tığımı yine buradan çıkardım. Bu sefer bir sonraki trabzandan ilmek alıyorum tığıma. Buradan geçiriyorum. Bakın yan tarafını birleştiriyoruz. Öyle düşünün. Tekrar üst zincir. Tekrar trabzan. Yine çıkardım. Hemen trabzan üzerinden ilmek alıp içerisinden geçtim. Tam bunun köşe noktasında bir trabzan yapıyorum. Yine tığımı çıkartıp bu sefer bu köşeden geçiriyorum.
ve bir zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum. Şimdi iki tane parçayı birazcık uzaklaşalım, daha net görün. Bu şekilde birleştirdim. Birleştirirken motiflerin yönlerine dikkat ettim. İki motifimin de ters birleştirdiğim nokta. Şöyle çeviriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğum bu tarafta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de bu tarafta var. Böyle eşit bir V şeklinde, lollipop şeklinde bir model elde ettim. Şimdi renk tipimi bırakacağım. Beyazla motifimin etrafını dolanacağım. Dediğim gibi siz tek renkte yapabilirsiniz. İki renkte yapabilirsiniz. Benim gibi ebruli de yapabilirsiniz. Hemen şu alt köşe noktasından ipimi sabitliyorum. Şu ipimi de şöyle alacağım ki sık iğnelerimin arasında kalsın. Sık iğne yapıyorum. 2 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi kamerama bir kere daha bakacağım ki uzak kalmayalım. Şöyle. Evet, ipimi tam birleştiği köşe noktasından sabitledim. 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum ve tekrar aynı boşluğa 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne ve kirpiklerle dolanacağız. Bir sonraki boşluğa geldim. Hemen bunları 2 tane yapacağım. 2 2 tane sık iğnemi yaptım. Şuradaki ipimin fazlasını keseceğim. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tekrar. Şimdi her ara boşluğa 2 tane sık iğne, bir kirpik şeklinde etrafını dolanıyorum. Şimdi bir sonrakine. Bu şekilde motifin etrafını dolanacağım. Nereye kadar? Şöyle göstereyim. Şu iki birleşime kadar böyle komple dolanıyorum. Şu tarafı birlikte yapacağız. Evet, modelimi oluşturdum. Şimdi ben şöyle koymak istiyorum. Şurada benim birleştirmem yok ama kirpiklerimi yaptım bir bütün olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kirpiğimden motifi birbirine şu şekilde birleştirdim. Şimdi bu motifimden bir tane daha öreceğim. Şimdi ben bu motifimden bir tane daha öreceğim. Sonra iki motifimizi birbirine birleştirip modeli kurmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Videoları beğenip yorum bırakıp paylaşmayı unutmayın. Harika bir kurulum yapıyoruz yine.